durumda. Peki İbrahim Bey, Sedef hastalığına da bitkisel Evet. çözüm var mıdır? Sedefe karşı Yani çünkü Sedef bir türlü çözülemeyen sorunlardan biridir. Mesela evet. onun dışında, mesela gözle görülen bir cilt rahatsızlığı şimdi mesela Sedef. Peki mesela bel fıtığı da var mı diye soracağım devamında. Önce Sedef'e sormuş oldum. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki bu gördüğünüz Mahonia aquifolium. Türkiye'de süs bitkisi olarak yetiştirilen bu bitki. Almanlar bunu damlasını, derecesini ve kremini yapıyor. Biz de bunun ne yaptık? Mahonia forte diye çok özel bir formül geliştirdik. İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl sedef üzerine araştırma yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmalarda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Yani bugüne kadar deniyordu ki sedefin sebebini keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücre gelişmiyor. Hücre hızlı gelişiyor. Oluşmuyor keratin deniyordu. Bunun asılsız olduğunu belgeledi. Profesör Doktor Simoncini, İtalyan asıllı doktor. Ve Alman asıllı 3 doktor da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gile, Profesör Doktor Lütke. Bunlar da sedef hastasını iyileştiren bu mahonyadan damlalar, dereceler, kapsüller geliştirdiler. Sedefin tedavisi mümkün. Şimdi bize bir beyefendi geldi. Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor. Bere giymiş. Kolları buraya kadar. Kabuk mu hepsi? Her tarafı kapalı. İçeri girdiğinde terörist zannettim. Elimi çekmeceye attım. Dedim herhalde beni tehdit edecek. Dedi ki terörist falan değilim dedi. Kapkaççı da değilim. Ne bu hal dedim. Ağustos'ta ya hiç sorma hastayım. Ne hastası dedim. Sedef olsun dedim. Sedef olsun ne olmuş dedim. Niye böyle giyindin? Dedi ki her tarafım yara. Allah Allah çıkar bakayım. Çıkardı beresini. Kafasının üstü böyle kerme kerme olmuş hep yara. O çok kötü berbat dedim. Dedi ki hele sen kolumu belimi gör. Gömleğini çıkardı böyle. At nalı büyüklüğünde yaralar. İlk defa o kadar büyük sedef görmüştüm. Vücudunun %80'i sedef. Dedim ki Almanya'dan size krem getirelim. Hesap ettik 60-70 bin lira tedavi. Dedim ben para istemiyorum yeter ki kurtul. Dedi ki bir ailem sürmez dedi. İkincisi ucuz olsun ve kolay olsun. İyi dedim o zaman başka bir şey deneyelim. Biz ona bu lahana suyu ve iksiri verdik. Dedim ki kullan bakalım. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman Bu sıvıları sürür mü dediniz? yok içecek. Ha, içecek. Bağırsaktan kaynaklanıyor. Evet. Doktor Simoncini İtalyan asıllı doktor zaten bunu keşfetmiş. Bağırsakları tedavi ederseniz tedavi olur diyor. Kullandı. 3 hafta sonra geldi. Ne oldu dedim. Ben kortizon kullandı zannettim. %80 iyileşmiş. Ne oldu Yüzde dedim. seksen. Evet ne oldu dedim. Bere falan yok. Kısa kollu gömlekle gelmiş. Ne oldu? İyileştim dedi. Nasıl iyileştin? Kortizon mu kullandın? Yok dedi. Sizin ürünler. Dedim ben de inanamıyorum. Mahonya'nın biz şimdi burada Çünkü Sedef de yaygın yani baktığımızda çok tabii insan çok aynı yaygın. dertten muzdarip Mantar. aslında. Bütün cilt hastalıklarını ve bütün alerjik hastalıklarının tek bir sebebi var mantar. Bağırsak mantarı. Bağırsak mantığı. Şimdi normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri vardır. Bunun %99'u ne yapıyor? Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere dönüştürüyor. Ve vitamin üretiyor. Bizim için çalışıyor. Faydalı bakteriler olmazsa yaşayamayız. Bir insanın bağırsağı futbol sahasının yarısı kadar. 350 metrekare. Halı gibi. Bağırsakların üstünde kanallar var. Villus denen kanallar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emiyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çok az. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, diyabet hapı, kolesterol hapı vesaire vesaire kullanırsa ne olur? Bağırsaktaki faydalı bakteri azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Ve bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsaklar yeterince enzim salgılayamıyor. Mesela çok önemli bir enzim, diaminooksidaz. Bu enzim azalırsa histamin sürekli yükseliyor. Bu da kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef gibi hastalıkları tetikliyor histamin. Biz ne yapıyoruz? Mantarı yok ediyoruz. Olay bitiyor. Bu kadar basit. Bu kesin bir çözüm mü? Belge burada. Profesörler Almanya'da klinik araştırması yapmış. Mantar diyor Doktor Simoncini.
Alman asıllı doktorlar da bu mahonyadan sedefe karşı ürün üretmiş. Belge var, bilgi var. Yani laf değil. Evet. Bana ait bir buluş da değil. Yapmış. Hı-hı. Yapan yapmış. Doktor Simon Gini yapmış. Profesör Doktor Wiesenau yapmış. Buyurun, bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet.